Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Me'ariç suresi 1-22. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Se'ele sâilun bi'azâbin vâkıya. Bir isteyen meydana gelecek bir azabı istedi. Lil kâfirîne leyse lehu dâfi. Kafirler için onu def edecek kimse yoktur. Minallah zil me'ariç, me'ariç sahibi Allah'tan. Yani isteyen biri bir azabı istedi, meydana gelecek bir azabı ve bu azabın gelmesi muhakkaktır. Muhakkak surette o azap gelecektir ve o azabı verecek olan da me'ariç sahibi olan Allah. Me'ariç'ten murat ne? Birazdan temas edeceğiz. Acaba burada azabı isteyen kim? Ebu Cehil veya Nadir bin Haris gibiler doğrudan doğruya belalarını istercesine gökten üzerimize taş yağsın gibi ifadeler kullanmışlar. Eğer bu haksa, Kur'an haksa üzerimize gökten taş yağsın tarzında adeta meydan okumaları, kafa tutmaları olmuş. Onlara bir cevap olarak bunlar geliyor. Öte yandan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kavmi için azap istemesi. Mesela Mekkelilerle alakalı, yani Kureyş kavmiyle alakalı, Ya Rabbi Hazreti Yusuf zamanındaki kıtlık gibi kavmime kıtlık ver. Peygamberimizin bedduası olmuş ve 7 yıl Mekke'de hayli bir kıtlık dönemi yaşanıyor. Ama birinci mana daha meşhur ve belki de buradaki muhtevaya daha uygun. Yani işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kıyameti anlatıyor. Veya bu kimseler, muhatapları Kur'an'ı kabul etmezlerse başlarına gelecek felaketleri anlatıyor. Bu durumda onlar da eğer haksa hadi getir görelim. Hadi başımıza bir kıyamet getir. Veya işte bir felaket gelsin bizi silip süpürsün tarzında, gökten başımıza taş yağsın tarzında bu şekilde talepleri oluyor. Ve burada minallahi zil me'ariç, me'ariç sahibi, miraçlar sahibi Allah'tan. Cenab-ı Hakk'ın miraçlar sahibi olması uruç kelimesinden gelen bir ifade. Miraç aynı kökten yine geliyor. Allah-u Teala kademeli bir şekilde icraatlarını yapıyor. Mesela Allah-u Teala gökleri ve yeri 6 günde yarattı. 6 merhalede yarattı. İstese bir anda da yaratır. Bizler ana rahmindeyken 6 değişik merhaleden geçiyoruz. 9 ay 10 gün bir süre geçiyor. Neticede insan dünyaya geliyor. Yani bunun bir zamanı var. Dolayısıyla Allah-u Teala'dan hadi başımıza taş yağdır gibi talepte bulunanlara da bunun bir zamanı var. Allah sabreder. Hemen bir anda ceza vermez. Her ne kadar mühlet verse de netice itibariyle ihmal etmez, cezalandırır. Bu manaları ifade etmekte. Te'arucul melâiketü ve ruhu ileyhi fî yevmin. Melekler ve ruh öyle bir günde uruç ederler ona doğru. Kâne miktâru hamsine elfe sene. Bunun miktarı 50 bin senedir. Melekler ve ruh miktarı 50 bin sene olan bir günde ona yükselirler. Tabi Cenab-ı Hak mekandan münezzeh ama Allah'ın mülkü çok geniş. İşte bir sinek bir çiçekten bir çiçeğe seyahat eder. Bir kuş bir ağaçtan bir ağaca rahatlıkla uçar. Melekler de bir yıldızdan diğerine rahatlıkla giderler, gelirler. Yer ile gök çok uzak mesafeler. Allah'ın mülkü çok geniş. Yakın sema diyoruz. Es-sema ed-dünya. Bu dünyanın seması. Bir de başka alemler var. Başka alemlerin seması var. Allah'ın mülkü bu noktada çok geniş. Burada 50 bin sene, bir başka ayette 1000 sene olarak da nazara verilen özel bir durum var. Ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimme teuddun. Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 sene gibidir. Yani size göre 1000 sene ama Rabbinin nezdinde bu bir gün gibidir. Burada tabi gibi denilmesi illa 1000 seneyle de sınırlı değil. Nitekim burada 50 bin sene ifadesi geçti. Bunlara Eyyam-ı Kur'aniye deniliyor. Kur'an'ın günleri. Ve Kur'an'ın günlerinde
zamanın izafiyetini görüyoruz. Yani bize göre 1000 gün Allah nezdinde, yani bize göre 1000 sene Allah nezdinde 1 gün veya bize göre 50.000 sene Allah nezdinde 1 gün gibi bu manada değerlendirmeler yapılıyor. Böyle olunca acaba buradaki 50.000 sene neyi ifade eder? Değişik şekillerde açıklanmış. İşte melekler ve ruh o kadar süratli gitmekle beraber yerden göğe uruçlarında demek ki epey bir zaman yol alıyorlar. 50.000 sene gibi bir yol alıyorlar ve nereye yükseleceklerse oraya yükselmiş oluyorlar. Veya ahirete bakan yönüyle olabilir. Ahirette işte insanlar değişik merhalelerden orada geçirilecek. Diyelim bir mahşer meydanında toplanmaları, mahşer meydanında muhasebeleri yapıldıktan sonra cennet ehlinin cennete gönderilmeleri. Yani normalde çok uzak bir mesafe ama onlar bir gün gibi hemen oraya ulaşıverecek. Zamanımızda değişik ulaşım vasıtaları var. İşte bir insan yay olarak bir yerden başka yere günlerce gidiyor, ancak ulaşıyor. Ama arabayla 3-5 saatte varıyor. Uçakla gidecek olursa yarım saatte varıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın sanatında gerçekten değişik mesafelere değişik vasıtalarla gidilebiliyor. Bazılarıyla çok yavaş, bazılarıyla hızlı bir şekilde gidilebiliyor. Demek ki bir kısım ehli takva mahşer meydanından amellerinin muhasebesi yapıldıktan sonra cennete doğru, cennet semanın fevkinde o 50.000 senelik mesafeyi bir günde kat edecekler ve menzillerine varacaklar. Bu manada da değerlendirilebilir. Burada bunun nazara verilmesi, yani Allah-u Teala bütün zamanı kuşatmıştır. Kafirlerle alakalı da kafirler şu anda Allah'a meydan okuyor olabilir. Allah varsa bizi taş etsin diyebilirler. Allah varsa üzerimize gökten taş yağdırsın diyebilirler. Ama Allah-u Teala sabreder. Hemen bir anda onlara ceza vermez. Çünkü geçen zaman içerisinde bir kısmının aklı başına gelecek. Bu gibi küstahlıklarına son vereceklerdir. Bir kısmı ise küfürde daha da ilerleyecek ve cehennemdeki derekesi artacaktır. Ve bir anda Allah ceza vermiş olsa hayat çok rutinleşir. Hayatta ilgi çekici şeyler olmaz. Yani bir film gibi düşünelim. Mesela filmde her şey 5 dakika içinde olup bitse heyecan kalmaz. Ama film diyelim 2 saat sürüyor. 2 saat boyunca filmin kahramanı halden hallere geçiyor. Zaman oluyor, belki hapse de atılıyor ama gün geliyor, ülkenin başına diyelim bir başbakan olarak da geçiyor. Bu şekilde nasıl ki çok farklı manzaraların yaşanması bir güzellik oluyor. Allah-u Teala kafirlere süre tanıyor, mühlet tanıyor. Bir anda onları helak etmiyor. İşte Allah-u Teala bu gibi durumları nazara verdikten sonra Peygamber Efendimiz'e sabrı emrediyor. Fas bir sabran cemile, ey peygamber, öyleyse sen de güzel bir şekilde sabret. Yani Allah sabrediyor. Allah bir anda cezalandırmıyor. Sen de onlarla ilgili gerçekleşecek olan azap hususunda acele etme, bekle. Gün geldiğinde onlar azabı görecekler. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicrete mecbur kaldı. Ama kısa bir zaman sonra Bedir'de müşriklere galip geldi. Böylece ilahi vaat gerçekleşti. Aradan belki bir 15 yıl geçti ama 15 yıl geçtikten sonra Müslümanlar galip duruma geldiler. İnnehum yeravnehu ba'ide, onlar bunu uzak görüyorlar. Yani azabı uzak görüyorlar. Gerek dünyada cezalandırılmalarını, gerekse kıyametin kopmasını uzak görüyorlar. Ve nerahu garibe, biz ise yakın görüyoruz. Yani Allah-u Teala İlmi her şeyi kuşatmıştır. Dolayısıyla şu anda inkar edenlerin akıbeti nedir? Nasıl ceza alacaklar? Allah-u Teala bunu görüyor ve biliyor. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلْ O gün sema maden eriği gibi olur. Yani sema parıl parıl parlıyor. Ama kıyamet günü geldiğinde artık sema maden eriği gibi öyle bir hal kesbeder. Ve tekunul cibalu kel'ihnim, ve dağlar da
atılmış yün gibi olur. Malum dağlar rengarenk, kimi siyah, kimi kırmızı, kimi kahverengi, değişik özellikleri var. Kıyamet koptuğunda dağlar un ufak hale gelecek ve atılmış bir yün gibi. Atılmış yün renkliyse o renklere göre havada uçuşur. Demek ki gökyüzünde de o sert kayalar, sert dağlar her birisi rengarenk bir şekilde görülecek. Ve la yeselu hamimun hamime. Ve o gün dost dostunu sormaz. Yani en yakınına bile insan acaba ne durumda, işte ona yardım etmek halini sormak, böyle bir şey söz konusu değildir. Hani dehşetli bir deprem olur, herkes başının çaresine bakar. İşte kıyametin depreminde, o büyük depreminde birbirine en yakın olanlar bile orada artık kendi başının çaresine bakacak. Yubassarunahum, birbirlerine gösterilirler. Yeveddül mücrim, mücrim olan, yani hayatını günahlarla geçiren, lev yeftedi min azabi yevmi izin bi beni, mücrim olan ister ki evladını feda etse de, fidye olarak verse de o günün azabından kurtulsa. Ve sahibetihi ve ehihi, hanımını, kardeşini feda etse. Ve fasileti illeti tüvihi, kendini himaye eden, koruyan işte yakınlarını, kabilesini feda etse. Ve men fil ardı cemi'a, hatta yeryüzünde ne varsa hepsini feda etse. Sümme yuncihi, ve bu feda ettikleri şeyler onu kurtarsa. İşte mücrim olan kimse o gün o derece başının çaresine bakmak ister ki sevdiği ne kadar şeyler varsa, işte evladı, hanımı, kardeşi, kendini himaye eden kabilesi ve yeryüzünde ne varsa bütün bunları feda etmek ister, fidye olarak vermek ister. Yani elinde imkan olsa hepsini verse, kendini kurtarsa. Kelle, hayır. Yani iş onun zannettiği gibi değil. Böyle feda etmekle kurtulacak değil. Böyle bir şey söz konusu olmayacak. İnneha laza, o kuvvetli bir ateştir. Bu laza, cehennemin isimlerinden birisi. Alevleri olan dehşetli bir ateş. Nezzaaten lişşeve, ve derileri söken, derileri kavuran bir ateş. Ted'u men edbara ve tevelle, ve bu cehennem kendisine sırt dönen, yüz çevireni çağırır. Ve cema'a fe'u'a, ve mal toplayıp bunları yığan, depolayan kimseyi çağırır. Yani burada cehennem kimlere müştak tabiri caizse? Yani cehennem kimleri kendi içine almak ister? O anlatılıyor. O çok kuvvetli bir ateştir cehennem. Laza, ve derileri kavuran bir özelliğe sahip. Ve kendisini görüp kaçmak isteyen, yüz çevirmek isteyenleri veya hak hakikattan yüz çeviren kimseleri o kendine çeker. Kendine çağırır. Malları toplayıp yığan kimseleri, bu da bir egoistliktir, bencilliktir. Böyle olan kimseleri cehennem kendine davet eder. Yani haydi bana gel, ben seni cezalandıracağım der. İnnel insana huliga helu'a, şüphesiz ki insan helu olarak yaratıldı. Helu, haris, hırslı, mala düşkün, ve zaten ayetin devamı bunun açıklaması tarzında. İzâ messehu şerru cezu'a, kendisine bir şer dokunduğunda feryadı basar. Ve izâ messehu'l hayru menu'a, ama kendisine bir hayır dokunduğunda ondan da men etmeye çalışır. Yani bir şerre maruz kaldığında feryadı figan eder, ama bir hayra nail olduğunda başkalarından bunu engeller, men etmeye çalışır. İster ki bu sadece kendisinin olsun. Yani diyelim bu bir servetse sırf kendine ait olsun. Bir makamsa başkalarına faydası olmasın, kendi saltanatını devam ettirsin. İnsan bu şekilde helu olarak yaratıldı. Yani cimri, mala düşkün, bencil, egoist olarak yaratıldı. İllel musallin,
Ancak musalliler böyle değildir. Yani namaz kılanlar böyle değildir. Çünkü onlar kılmış oldukları namaz ile cimrilikten kurtulurlar. Allah'a kul olmaya çalışırlar. Allah'a kul olmanın neticesinde de insanlara faydalı olmak. Malın kölesi değil, efendisi olmak. Malın kölesi olanlar mal için her türlü gayrimeşru şeyleri de yapar. Ama malın efendisi olanlar malı helalinden kazanır ve helal yerlere sarf eder. Ve malın hakkını verir. Zenginliğin hakkını yerine getirir. Başkalarına faydalı olur. Bu noktada namazın çok önemli bir yeri var. Yani namaz nefsi terbiye eder. Çünkü namazını kılan kimse ben Allah'ın kuluyum. Diğer insanlar da benim gibi Allah'ın kulu. Ve bana imkan verilmişse onlara faydalı olmakla mükellefim der. Ve bunun neticesinde bencillikten kurtulur. Helû olmaktan, böyle bir özellikten kurtulur. Etrafına gerçekten faydalı olur. Burada namazın özellikle nazara verilmesi dinin temeli olmasından. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Es-salatu imadud din" buyurmuş. Namaz dinin direğidir. Bir çadır düşünelim. Bunun direği olduğu zaman çadır ayakta duruyor. Ama o direği sökülse veya kırılsa o zaman çadır yere yığılır kalır. İşte insanların Allah'ın dinini yaşaması namazla çok yakından alakadar. Bundan dolayı çok özel olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namaza devamlı hatırlatmada bulunuyor ve aman namaza dikkat edin, bunu bizlere hatırlatıyor. Hatta kendisi ömrünün son günlerinde namazı kıldınız mı? Yani ümmetine o haliyle de hatırlatıyor. Kendisi namaza çıkamayacak duruma geldiğinde siz namazı kıldınız mı diye onlara hatırlatıyor. Demek ki kötü duygulardan, bencil duygulardan sıyrılabilmek özellikle namazla çok yakından alakadar. Namazı kılan bir kimse ben Allah'ın askeriyim diyecektir ve Allah'ın emirleri dairesinde hareket edecektir. Cenab-ı Hak bizi namazı kılan ve her türlü şirkten, her türlü günahtan uzak olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.